Merhaba değerli Burç TV takipçileri. Hepiniz tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizin için iki tane fal kapattım. Bir tanesinin üzerinde böyle valiz gibi bir obje var, diğerinde de havuç nesnesi var. Hangisini isterseniz kendiniz ya da sevdiğiniz bir insan için seçip o falı dinleyebilirsiniz. Şimdiden size bol şans getirmesini diliyorum. Ben öncelikle şu valizli olanla başlayacağım. Şunu şöyle kenara alayım. Üzerinden şu objeyi alalım. Ve açalım falımızı. Evet falımız çabuk açıldı. Öncelikle falımızın içine beraber bakalım. Şöyle döndürerek bakalım. Evet falımıza şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle falımızın içinde Hmm, bir hilal var bakın görüyorsunuz ee, ve içinizde bir karartı var yani emeklerinizin e, karşılığını alma konusunda böyle e, bir sıkıntı yaşamış gibisiniz yani geçmişten bir yük taşımışsınız aslında içinizde e, ama bu emeklerinizin karşılığını tez zamanda alacaksınız çünkü hilal e, hanenize doğmuş güzel bir ay, ay doğmuş hanenize e, bazı işleri böyle iş hayatında üzerinize yük edinmişsiniz Hani işler aksın diye bazen bazı şeyleri insan sineye çeker. Kendi işi olmayan, kendi görevi olmayan şeyleri de yüklendikçe yüklenir ya üzerine. Siz de aynen öyle yapmışsınız. Ya da bu aile hayatında da olabilir belki. Hani belki bir bayansanız eşinizin yapması gereken işleri de çok fazla üzerinize yüklenmişsiniz. Biraz kendinizi böyle haksızlığa uğramış hissediyor olabilirsiniz. Bu anlamda. Hani emeklerinizin görülmesini bekliyorsunuz aslında uzun zamandır. Eğer iş hayatındaysanız, bu iş hayatında göstereceğiniz bir başarıyla beraber iyi noktalara geleceksiniz. Bu bir terfi olabilir, bir makam alma olabilir, maaşta maddi olarak bir artış olabilir, güzel bir gelişme yaşayacaksınız bu şimdiye kadar yaşadığınız haksızlıkla ve sizi dolduran şeyle ilgili. Bakın şurada falımın içinde bir mum çıkmış. Yani siz bir şeyi çok fazla yürekten dilemişsiniz. Ama o kadar yürekten dilemişsiniz ki böyle şu anda çaresiz gibi göründüğünüz bir duygu içindesiniz. Aslında öyle değilsiniz ama öyle hissediyorsunuz kendinizi. E, bu çaresiz durumdan böyle bu belki bir hmm, İşsizlik ya da işinizdeki bir memnuniyetsizlikle ilgili olabilir. Hani sevginize karşılık alamama ya da yeterince değer görememe hissiyle ilgili olabilir. Ya da sevdiğiniz bir e, yakınınızın e, aile fertlerinden birinin küçük bir rahatsızlığıyla ilgili olabilir. E, bu sorundan tamamıyla kurtuluyorsunuz. Çünkü çok yürekten dilemişsiniz ve dileğiniz çok çabuk gerçekleşecek. Bu sorundan tamamıyla kurtuluyorsunuz yani. Hiç canınızı sıkmanıza gerek yok bu konuda. Evet kendinizle ilgili gerçekleştirmek istediğiniz bazı hedefleriniz var. Bunları karamsarlıklarınız yüzünden ne zamandır yoluna koyamamışsınız. Ama artık bir yola çıkıyorsunuz. Hedefinizi gerçekleştirme yoluna çıkıyorsunuz. Ve artık bir adım atmışsınız. Bu yola çıkmışsınız. Şöyle bakalım. Evet, şurada bir tekne görüyorum ben. Bu bence hayırlı bir yolculuk anlamına geliyor. Böyle teknenin içinde de siz varsınız. Hani bu sizin için bir içsel bir yolculuk da olabilir. Kendinizi mutlu edeceğiniz kişisel bir yolculuk da olabilir. Yani sizinle ilgili böyle endişe ettiğiniz, kuruntu ettiğiniz problemlerin çözüleceği adımlar atabilirsiniz. Böyle tam her şeyin hani bittiğini düşündüğünüz ya da böyle her şeyin suya düştüğünü düşündüğünüz bir anda e, her şey sizin için düzelecek. Daha iyiye gidecek. Hani böyle e, ya da birine nasıl diyeyim e, bu teknedesiniz ve böyle birisine siz buradan yardım ediyorsunuz. Yani bir konuda e, zorluk yaşayan bir yakınınız mesela eğitim konusunda böyle desteğe ihtiyacı olan bir sizden yaşça küçük biri olabilir. O, ona bir destek vereceksiniz. Bu kişi sizin evladınız olabilir, yeğeniniz olabilir, ailenizden sevdiğiniz biri olabilir. Bu kişiye siz destek olacaksınız. Ve o da sizin desteğinizle güzel bir başarıya ulaşacak ve sizi de sevindirecek. Kendisi de çok sevinecek. Evet şurada bir koyun görüyorum. Yani güçlü yapıda bir insansınız aslında. Mücadeleci bir ruha sahipsiniz. Böyle savaşmayı asla bırakmıyorsunuz yani kolay pes eden bir insan değilsiniz ve her zaman böyle mücadeleyle bir yerlere gelmişsiniz. Bakın dağa tırmanan bir insan var burada. Bakın şurada dağa tırmanan bir insan var ve siz böyle hani her zaman mücadele etmeye hayatta devam etmişsiniz. Böyle hayatta hiçbir şey size altın tepsi içinde sunulmamış. Böyle siz hep Tırnaklarınızla kazıyarak bugünlere gelmişsiniz. Hani öyle yaşamaya da devam edeceksiniz bu hayatı. Ama siz de bundan çok şikayetçi değilsiniz. Her şey daha da güzel olacak. Böyle yapmaya devam edeceksiniz. Yine hedeflediğiniz başarıya ulaşmak için mücadelenizi sürdüreceksiniz. Evet, şöyle bir bakalım. Şurada kaçan bir insan görüyorum. Bakın şurada bir insan var ve onu kovalayan böyle üç kişi geliyor arkasından. şurada görebilirsiniz. Bakın şu kaçan insan bacaklarıyla böyle kollarıyla hızlı bir şekilde koşturuyor ve onu kovalayan üç kişi var. Yani böyle aslında bu üç kişi onu kötü anlamda kovalamıyor. Bakın her yer gayet aydınlık güzel bir yer aslında burası. Sadece bu kişinin bence hani kötü bir alışkanlığı var. Böyle bu kötü alışkanlıktan kurtarmak için o diğer üç kişi, o insanın sevdikleri için sadece onun peşinden koşuyorlar. Ona yardım etmek istiyorlar aslında. Eğer bu kişi sizseniz zararlı bir alışkanlıktan kurtulacaksınız. Kötü bir huyun bırakılmasında sevdiğiniz 3 insandan destek alacaksınız. Ya da e, bu kişi sizden başka biri ise eğer hani bu falı bir başkası adına tuttuysanız, siz e, ve sizinle birlikte iki kişi daha bu insanın bu kötü huyu bırakması için ya da bu kötü alışkanlığı bırakması için sizler ona e, destek olacaksınız. Peşini bırakmayacaksınız. Yani çok sevdiğiniz için aslında iyilik yapmak amaçlı böyle onun peşindesiniz, onu izliyorsunuz. Bu e, yine ailenizden çok sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir insan olabilir. Böyle bir şey gördüm. bakın şurada bir bulut var. Böyle küçük bir dileğiniz gerçek olacak. Çok aydınlık bir nokta var böyle. Hayatınızı açılan bir pencere gibi aslında. Yani böyle hani bazen siyah bulutların arasından böyle bir gökyüzüne bakıp kafanı kaldırırsın hani ya ben ne yaşıyorum böyle falan dersin ya. İşte öyle bir noktada böyle bir aydınlık güzel bir gelişme yaşayacaksınız. İçiniz aydınlanacak yani. Oradan böyle hanenize doğacak sanki bu e, aydınlık. Ve sizi mutlu edecek. Yani genel anlamda güzel çıkmış aslında falanız. Sizin böyle hani iç e, kuruntularınızdan kurtulduğunuz noktada falanızın büyük bir kısmı aydınlık. Zaten hanenize de ayın doğduğunu görebilirsiniz. Yani kısa zamanda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. E, üzülmeyeceksiniz. Bir de koyun demiştim şurada. Koyun gördüm demiştim. O da böyle beyaz ve aydınlık bir şekilde çıkmış. Hani güçlü bir insan olarak ben e, yorumladım o koyunu. Yani siz güçlü bir insansınız ve e, yani kendiniz gibi böyle iyi insanlarla ve sizin hayrınıza olan insanlarla karşılaşacaksınız. E, çevreniz öyle insanlarla e, dolacak. Hani bu o, sizin için iyi bir gelişme olacak zaten. Evet bu falımız bu şekilde tabağımıza da bakalım. Yani çok büyük bir göz çıkmış bir kere onu söylemek istiyorum. Bakın. Ya bir, biraz göze gelmişsiniz. Bir nazar var üzerinizde. Umarım bunu en kısa zamanda atarsınız. Bir de şurada bir balık var. Bakın böyle kocaman e, boyutlu olarak görünüyor mu bilmiyorum tabaktan ama şurada bakın kocaman bir balık var. Yani bir kısmetiniz var. Böyle çok tez vakitte e, size bir para e, hanenize bir para gelişi olabilir. Ve bu böyle biraz böyle yarı uzun saçlı bir erkekle bağlantılı olacak gibi. Yani ailenizde böyle biri varsa, böyle saçların uçları biraz dalgalı, koyu renk saçlı bir erkekle ilgili böyle hanenize güzel bir kısmet, belki bir para, belki yeni bir işle ilgili bir haber olacak ve sizi de bu mutlu edecek. Hani dolaylı yoldan da olsa sizleri mutlu edecek. Böyle bir şey gördüm ve tez vakitte olacak dileğiniz çok böyle uzun sürmeyecek bu falımız bu şekildeydi şimdi bu falı kenara alalım ve diğer falımıza geçelim evet, şu objeyi üzerinden kaldıralım bakalım yani bu objeleri de öylesine koyuyorum bu arada sadece aynı renkte oldukları için fincanlar ayırt etmek daha kolay olsun diye koydum başka bir anlamı yok ama gerçekten ilk falda şu koyduğum valizle biraz bağlantılı çıktı değil mi böyle bir hani tekneye binmek, gitmek vesaire. Hani kendi içsel yolculuğunuza çıkmakla ilgili bir şeylerden bahsettim. Hani bir şekilde demek ki niyetlediğim şekilde bazı olaylar gerçek oldu. Umarım sizin de öyle olur. Hayatınızda. Bu falı da açalım. Evet bu falın da dibinde bir kabarıklık var. Böyle hani içinize oturmuş bir durum var sanki. Bakın şöyle her yerini göstereyim öncelikle falan. Bir heyecanlandım. Hemen bir yorumlama isteği içinde bulundum ama şöyle bir çevireyim fincanı. Hep beraber tekrar inceler ve bakarız. Şimdi önce Falan dibinden başlamak istiyorum. Bakın burada bir e, kabarıklık var. Böyle içinizde oturmuş bir yaşanmışlık var sizin. Yani e, geçmişinizle, e, geçmişten bugüne taşıdığınız bir bu problemi içinizde büyütmüşsünüz. Ve bakın şurada bir soru işareti var göreceksiniz. Şurada bir soru işareti var. Bu e, hayatınızda böyle önemli bir konuda bir çözüm arayışı içinde gibisiniz. Yani belki güvensizlik duyduğunuz bir şey var bir konu var hayatınızda bu sizinle de ilgili olabilir yani ben şöyle yorumladım eğer bekarsanız ilişki konusunda bir kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz yani bu nasıl bir kararsızlık olabilir aslında kötü bir şey değil sadece bir ilişkiye başlasam mı başlamasam mı gibi düşünceler arasında gidip gelme şeklinde olabilir Hani bu ilişki benim için hayırlı mı değil mi gibi bir düşüncede olabilirsiniz Belki falın ilerleyen e, kısımlarını yorumlarken bu konuda başka sorularımıza da cevap bulabiliriz İnşallah öyle olur diyelim. E, bekarsın, bekar değil evliyseniz de hani böyle bir kuşku duyacağınız bir konu olabilir. E, ama çok yakın bir zamanda aradığınız cevaba ulaşacaksınız. Bakın soru işaretinin üzerinde nasıl göstereyim size şöyle odaklayayım. Evet. Soru işaretinin üzerinde bir insan var ama böyle melek figürü gibi yani melek gibi bebek gibi bir insan var soru işaretinin üzerinde. Bakın şöyle hani havada uçuyor gibi diyebilirim. Ee, yani bu cevaplara ulaşmaya çalışırken hani bir kuş Duyduğunuz bir konuda cevaplara ulaşmaya çalışırken böyle çok masum ve iyi kalpli bir insandan bir yardım alacaksınız. Hem çok sevdiğiniz hem de çok masum. Yani hani bu dünya için fazla iyi dediğimiz bazı insanlar vardır ya. İşte öyle bir insandan bir yardım göreceksiniz. Ve bu cevaplara çok kolay şekilde ulaşacaksınız. O iyi niyetli insanın da yardımlarıyla. Şimdi şurada ben yanan bir mum görüyorum bakın yanan bir mum ya da meşale gibi yorumladım onu. Şurayı. Böyle sizin için her şeyin çıkmaza girdiğini düşündüğünüz bir anda size yeni bir umut ışığı büyük bir fayda sağlayacak. Böyle hanenize huzur gelecek. Yani bütün ağırlıklarınızdan kurtulacaksınız. Yine şurada da demiştim ya bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Geçmişten bugüne taşıdığınız problemlerle ilgili diye. İşte onlarla ilgili böyle artık huzura kavuşacaksınız. Bu düşünceleri bir kenara bırakacaksınız. Ve böyle etrafında da bakın baloncuklar görüyorum. Hani o e, mum ışığının etrafında böyle baloncuklar var. Hani bu bana şeyi çağrıştırıyor. Hani istediğiniz hayata ve mutluluğa kavuşup böyle sorunlarınıza çözüm bulacaksınız. Böyle hani denizlerden böyle güzel bir haber alacaksınız sanki denizden ya da deniz aşırı bir yerlerden güzel bir haber alacaksınız. Ve böyle hanenizin içinde aradığınız mutluluğa kavuşacaksınız ve huzura. Bakın tam hane kısmında gerçekleşmiş zaten bu baloncuklar. Ve yine hanenizin içinde bakın karşı karşıya duran şurada gelin ve damat var. Böyle gelinin uzun saçları var. Karşılıklı duruyorlar. Mutlu bir evlilik yapacaklar. Yakınınızdan birileri. Şöyle fincanı çeviriyorum. Evet, şurada ben 3 tane balık kuyruğu görüyorum. Bakın, hatta bunlara balık demek biraz haksızlık olur. Bunlar olsa olsa balina kuyruğu olabilir. Daha böyle büyük ve heybetli bir hayvan görüyorum. Hani çok heybetli olduğu için de şu şekilde yorumluyorum ben. Böyle heybetli görüntülü hani zengin, maddi durumu çok iyi bir insan hayatınıza girecek ya da hayatınızın bir yerinde şimdiye kadar varsa da Onunla başka bir iş ve iletişim içine gireceksiniz. Bu size tabi şans getirecek, şansınızı arttıracak bir gelişme olacak. Beklenmedik bir anda elinize bir para gelebilir. Belki bu sizin için çok yüksek bir meblağ olmasa bile şanslı ve bereketli bir para olacağı için böyle sizi mutlu edecek, işinizi görecek bir para olacak. O anlamda güzel bir şans geliyor size doğru. Hem de bir tane değil böyle çoklu çoklu bereketli güzel bir şey geliyor sizin için. Evet bakalım başka neler var? Şurada deniz kıyısında bakın iki kişi görüyorum. Sanki o az önce bahsettiğim gelin ve damatla ilgili böyle bir um, Hani evlilik teklifinin gerçekleştiği yer olabilir. Bakın erkek olan burada diz çökmüş, bayan olan ayakta duruyor bir teklif var. Belki buna şahit olacaksınız. Bazen böyle kalabalık e, evlilik teklifleri olur ya eğlenceli şekilde gerçekleşen. Belki onlardan birine şahit olacaksınız. Sevdiğiniz ve değer verdiğiniz insanlarla ilgili olarak. Yani bu şeye de delalet olabilir aslında. Böyle deniz kenarında iki insan duruyor ya hani ortaklaşa bir iş de yapılacak olabilir. Eğer böyle bir teklif söz konusu değilse hani iki insanın ortaklaşa bir işi gibi de düşünebiliriz biz bunu. Şurada bakın kocaman bembeyaz bir kalp çıkmış. Yani siz çevrenizde sevilen bir insansınız. Ya da yeni bir ortama girdiyseniz henüz daha böyle fark edilmediyseniz de o yeni girdiğiniz iş ya da farklı bir ortamda çok sevileceksiniz. Arkadaş çevreniz genişleyecek. Belki de bekarsanız hani birden fazla kişi tarafından ilgi göreceğiniz bir döneme giriyor olabilirsiniz. Burada yani bu noktada hani sizi mutluluğa götürecek tercihi yapmalısınız. Bu şanslı dönemin enerjisini böyle doğru yönde kullanırsanız sizin için çok güzel bir gelecek olacak o şekilde yorumladım ben şöyle biraz daha çevirelim Evet şurada bakın üç kişi var üç insan bir tanesinin elinde de şöyle bir kürek var bakın elini böyle havaya kaldırmış yani bir üç ortaklı bir iş olabilir ee, yani bu illaki ki hani e, maddiyat getiren bir iş olmak zorunda değil. Yani üç kişi bir işe girişeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Hani bu e, şöyle de olabilir. Yani bir kışlık hazırlık bile olabilir. Bir badana yapmak olabilir. Bir temizlik olabilir. E, bir konuda işbirliği yapacaksınız. Ya da bir yeni bir işe girip hani maddi anlamda da çabalayacağınız bir işin de içinde olabilirsiniz. Yani kendiniz için önemli olan bir iş. Üstesinden geleceksiniz birlikte ve bu işi yaparken böyle sizi gerçek anlamda kimin sevip değer verdiğini anlayacaksınız. Çünkü yanınızda o insanlar olacaklar siz bu işi yaparken. Buradan anlayacaksınız zaten sizi kimlerin sevdiğini ve değer verdiğini. Şuraya baktığımda bakın at üstünde bir insan görüyorum. Yani bu insan eğer sizseniz böyle hani falın başında da söylemiştim ya bazı sıkıntılar yaşıyordunuz. Dertlerinizden böyle ata binip hani uzaklaşacak, huzura ereceksiniz. Dertleriniz, sıkıntılarınız son bulacak. Ya da böyle bir insanı kendinizden uzaklaştırıyor da olabilirsiniz farkında olmadan. Birinin kalbini kırmış da olabilirsiniz. Hani ben kötüye yormak istemiyorum çok fazla ama hani bir ata binmiş bir insanın uzaklaştığını görüyorum. Eğer kendiniz için tuttuysanız bu falı, e, huzura ereceksiniz ve dertlerinizden, sıkıntılarınızdan aralanıp uzaklaşacaksınız olarak yorumladım ama bir başka insan için tuttuysanız, e, bu belki de o e, bu insan kendinden birilerini uzaklaştıracak oluyor olabilir. İki şekilde yorumladım. Dilerim sizin hayrınıza olan niyet gerçek olur. Her zaman olduğu gibi falımızda olumlu olanları kendimize çekelim, aldım, kabul ettim diyelim. Olumsuz olanları da evrene gönderelim. Bize olumsuz şeyler uğramasın diyelim inşallah. Evet falımızın sonuna gelirken şimdi şöyle bakın bir kısa bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu size böyle eğlence getirecek, güzel bir yolculuk olacak. sevdiğiniz insan da yanınızda olacak. Birlikte kısa bir seyahate çıkacaksınız. Hem de çok kısa bir zamanda böyle bir hani deniz kenarına gidip bir hava almak bile olabilir. Ya da böyle bir parka, bahçeye, işte böyle çimenlik bir yere, bir mesire alana, bir piknik gibi bir yer bile olabilir. Böyle bir hava alacaksınız. Bir hava değişimi size iyi gelecek böyle sevdiğiniz insanla beraber. Bu şekilde gördüm, yorumladım. Umarım sizin hayrınıza olur. Evet sevgili burç TV takipçileri iki falamızın da sonuna geldik Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere İyi günler diliyorum size.